Trabzonlu bir köylü çocuğu olarak dünyaya gözlerini açtığında 1970 yılının Haziran ayıydı. Karadeniz'in en güzel zamanları. 7 yaşında toprağa, denize ve futbola tutkun bir ilkokul çocuğuyken ilk büyük hayat dersini aldı. Okul sıralarını paylaştığı bazı arkadaşları çocuk esirgeme kurumundan gelen yetimlerdi. Madem hayat herkese aynı şefkatle yaklaşmıyordu, öyleyse kimin elinde fazla ne varsa paylaşmalıydı. 12 yaşında bitmek bilmez bir merak ve hevesle hep daha fazlasını anlamaya, öğrenmeye çalışıyordu. Kurtuluş Savaşı hatıralarını dinlediği dedesinin dizinin dibindeyken de, ders kitaplarında Atatürk devrimlerini okurken de, yazları gittiği Kur'an kurslarında da. 15 yaşında Trabzon Lisesi futbol takımının kalesindeydi. Takım olmak, sorumluluk üstlenmek, hele de kazanmak ne güzel şeydi. 18'inde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üniversite öğrencisiyken yine kaledeydi. Türk Ocağı Limassol Spor Kulübü'nün bir numarasını, kaleci Ekrem İmamoğlu'nu takım arkadaşları hiç unutmadı. Kalesine besmelesiz geçmeyen bu bir numaranın bir yandan da sosyal demokrat dünya görüşüne ilgi duymaya başlaması dikkat çekiyordu. 1990 yılında 21 yaşındayken bu kez İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünde öğrenciydi. Ve ailesinin o tarihte pek az İstanbullunun haritada gösterebileceği bir yerden, Beylikdüzü'nden aldığı o arsanın hayatını nasıl etkileyeceğini tahmin bile edemezdi. 22'sinde, 25'inde, 35'inde hep çalıştı, çok çalıştı. Önce gıda, sonra inşaat işleri. Köfte de sattı, daire de. Apartmanlar da yaptı, iş yerleri de. Başarının formülünün bu kadar basit olmasına şaşıyordu. Çok çalışmak, dürüstlük ve samimiyet. 25'inde öğrendiği bir gerçeği hiç aklından çıkarmadı. Aile kurmak, hayat kurmak demekti. Ve şu hayatta baba olmanın yerini tutacak tek bir makam, mevki yoktu. 30'lu yaşlarının başında aktif bir Cumhuriyet Halk Partisi seçmeniydi. 38 yaşında parti üyesi, 40'ına adım atarken Beylikdüzü ilçe başkanı oldu. Her gününde bir seçim varmış gibi yoğun geçen 5 yıllık sıra dışı bir ilçe başkanlığının ardından 44 yaşında baba olmaktan sonraki en anlamlı ünvanlardan birine sahip oldu. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Sonraki 5 yıl boyunca ailesinden biri kabul ettiği belediye çalışanlarıyla birlikte komşuları olarak gördüğü Beylikdüzü sakinleri için çalıştı, çalıştı, çalıştı. İstanbul'un ihmal edilmiş, yerinde sayan ücra bir bölgesini, modern kent hayatının en doğru, en olumlu yanlarını doyasıya yaşayan örnek bir yaşam alanına dönüştürdü. Onun yönetiminde ağacın yeşili betonun grisini yendi. Onun yönetiminde darda olanın, zorda kalanın yüzü güldü. Ama en çok neyi başardı derseniz, her kesimden insanın gönlüne girmeyi başardı. İnsanlara unuttukları, özledikleri, tepeden tırnağa tevazu, samimiyet ve enerji dolu bir belediye başkanının bir kenti, o kentteki hayatı nasıl değiştirebileceğini gösterdi. Şimdi 48 yaşında ve bu kez tüm İstanbulluların gönlüne girmek, hayallerinin şehri İstanbul'u hayallerinin ötesine taşımak için göreve hazır. Bir lider inanırsa, önde koşarsa ve çok çalışkan olursa, inancını ortaya koyarsa en az onun kadar inançlı, aklıyla, mücadelesiyle, ruhuyla kendini katacak, hele hele İstanbul'da milyonlarca insan yakalarsınız. Ben milyonlarca insanın kalbine gireceğimi biliyorum. Çünkü ben bu kent için ve bu kent insanları için, burada yaşayan, bu şehirde yaşayan herkes için güzel şeyler hayal ediyorum. Beylikdüzü'nde kalbine giremeyeceğim, kalbini kazanamayacağım, hiç kimsenin yaşadığını düşünmüyorum demiştim.
şu an itibariyle İstanbul'da yaşayan herkesin kalbine gireceğimden eminim. Öyle bir an gelecek ki herkes ben bu adama oyumu veririm diyecek. Kimi eliyle oy verecek, kimi gönlüyle oy verecek.